Hocam bir Müslümanın parayla ilişkisi nasıl olmalıdır? Şimdi dediğim gibi Müslüman parayı gaye değil vasıta olarak bilmelidir. Onun için sadece kendisini değil, kendisi kadar komşusunu, kendisi kadar vatandaşlarını, kendisi kadar diğer insanları, kardeşlerini düşünmesi lazım. İslam bütün Müslümanları kardeş bilir. Bütün Müslümanlar. Hatta Nisa suresinin baş tarafında bütün insanlar arasında kardeştir. Çünkü aynı anne ve babadan gelmişlerdir. Köken itibariyle kardeştirler. Onun için Müslüman bencil değildir. Kendi imkanından başkalarını da faydalandırır. Peygamberimiz buyurmuşlar ki yanı başındaki komşusu aç iken karnını doyurup yatan bizden değildir. İşte burada yanı başındaki komşu aç iken kendisi karnını doyurup rahatça yatan bizden değildir. Yani mümin insan paylaşmasını bilen insandır. Mümin insan kardeşini de düşünen, toplumu da düşünen, fakir fukarayı düşünen, zaruret içerisinde olanları düşünen insandır. İşte şey bu, yani para vasıtadır, gaye değildir. Amaç değildir diyorsunuz. Parayı amaç edinen kimse iyi Kur'an-ı Kerim şiddetle kınamaktadır. Yani şu kadar param olsun, bu kadar param olsun demek evet, tabii. Değil, param olsun ondan sonra.